İkinci dönem birinci yazılıya hazır mısın Tonguç Evren? Hazırım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Düz tebrik ediyorum. Seninle beraber din yazılısında neler çıkacağını, ilk yazılıda neler çıkacağını çok güzel bir şekilde tarayacağız. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Evren. Seninle çok güzel bir yazılı provası hazırladık. Boşluk doldurma var, eşleştirme var. Ondan sonra şeyleri doğru cevabı bulma var. Ve bu şekilde ilerleyen süper bir yazılı provası var. Ama ilk sayfada da hangi yazıda hangi konuların çıkacağını beraber bir taramak istiyorum seninle. Bir kere yazımızda 3 tane üniteden çıkacak Tonguç Evren. Ramazan ve oruç, adab ve nezaket ve Hazreti Muhammed ve aile hayatından çıkacak. Dolayısıyla 3 üniteden cevap bekliyoruz, soru bekliyoruz daha doğrusu. İkinci ünitemizde şunları görmüştük. Ramazan orucu ve önemi. Ramazan orucu dediğimiz şey aslında Ramazan 3 ayların içinde çok önemli bir aydır. Nedir 3 aylar? Recep, Şaban, Ramazan. Bu 3 aylar İslam dininde çok kutsal aylardır. Mübarek aylardır. Ve sağlığın şükrü yapılır oruçla beraber. Ne demek sağlığın şükrü? Aslında ben oruç tuttuğum zaman sağlıklıysam, sağlıklı bir birey olarak oruç tuttuğum zaman yani gecenin köründen akşama kadar, diğer günün sabah akşamına kadar yani gündüz boyunca hiçbir şey yiyip içmezsem Tonguç oruç tutmuş oluyorum. İşte bu aslında ben çok şükür sağlıklıyım. Bunun karşılığında da Allah için oruç tutuyorum. Allah rızası için oruç tutuyorum demek aslında bu şükür demek. Allah'a ettiğimiz bir şükür. Ve aynı zamanda Ramazan ve oruçla ilgili kavramlara baktığımız zaman mesela karşımıza ne çıkıyor Tonguç Evlen? Benim iftar çıkıyor. İftar nedir? Ramazan top günü. Top patladı. Aynen öyle. Ramazan günü orucumuzu açmamız, yemeye başlamamız aslında. Gün boyunca aç kaldık ve akşam ezanı okunduğu zaman aslında biz orucumuzu açıp yemek yemeye, içmeye başlayabiliriz. Sahur dediğimiz şey ise Tonguç Evlen benim gece boyunca gecenin artık bitmesine yakın sahur vaktinde biz ne yapıyoruz? Ufak atıştırmalıklar atıştırıyoruz ve bundan sonra da artık kendimize yemeği yasak ediyoruz. Ben sahurda gömüyorum hocam, çok yiyorum. Ne zamana kadar bir yasak ediyoruz? Sahurla iftar arasında hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Sahur dediğim şey gecenin köründe saat 3 gibi 4 gibi böyle gecenin köründe olan bir saat. İftarsa akşam 7-8 gibi veya kış vaktinde 5-6 gibi olan bir saat diyebiliriz. Teravih dediğimiz şey ise Ramazan'da şeylerde camilerde olan ve camilerde uzun süre oruç tuttuktan sonra hani iftarımızı açtık bilmem ne falan filan sonrasında ne yapıyorsunuz? İbadet etmemiz gerekiyor. Çünkü Ramazan çok mübarek bir ay. Dediğimiz hani 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan Kur'an'ın indirildiği ay olduğu için daha da özel bir ay. Oo. Ve bu ayda ne yapıyoruz biz? Daha fazla Allah'a ibadet edebilmek için daha fazla namaz kılıyoruz. Bu namazı da yatsı namazından sonra teravih denilen bir ibadetle sağlıyoruz. 20 rekatlık bir namaz aslında bu. Mukabele dediğimiz şey ise genellikle Ramazan'da okunur bunlar. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen insanların da onu Kur'an'dan takip etmesine biz mukabele ediyoruz. Mesela sen diyelim ki sen bunu ezberden biliyorsun. Ben de seninle beraber bunu okuyorum ve takip ediyorum. İşte buna mukabele ediyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç Evladım benim mahya dediğimiz şey ise mahya camilerin arasında mesela şöyle minare diyelim, şöyle bir caminin minaresi böyle arasında hoş geldin Ramazan yazar değil mi? Hoş bulduk. Hoş geldin diyorsun evladım. Mübarek Ramazan yazar. Bu Ramazan veya işte yazıların bulunduğu yere de biz mahya diyoruz Tonguç Evladım. İki minare arasında iplerle, kandillerle ya da elektrik ampulleriyle oluşturulan ışık veren sisteme diyoruz. Ve aynı zamanda imsaka baktığımız zaman Tonguç'um imsak da aslında oruç tutmak isteyenler için yeme içmenin kesilip oruca başlama zamanını gösteren vakit. Hani sahur dediğimiz şey o yediğimiz yemek aynı zamanda imsak vakti artık başladığı zaman imsak vakti geldiği zaman artık bir şey yeme içmeyi kesiyoruz Tonguç Evlen benim. Sahurla imsak aslında birbirine çok özdeş. Burada gecenin köründe yediğimiz yemeğe sahur diyoruz. İmsaksa artık yemek yemeyi kesiyoruz ve artık iftara kadar hiçbir şey yemiyoruz diyoruz. Tonguç Evlen benim. Kültürümüzde Ramazan ve oruca baktığımız zaman diş kirası denilen çok güzel bir gelenek var. Bu aslında Osmanlı'dan kalma bir gelenek. Ne demek Osmanlı'dan kalma? Mesela diyelim ki kaça kiraya veriyorsun? Osmanlı'da ne alakası var? Bak şöyle düşün. Mesela sen iftar yapacaksın. Hazırlıklarını yapmışsın. Pideni almışsın sıcak sıcak böyle güzel yemekler hazırlanmış falan filan. Tam o sırada birisi kapını çalıyor. Hiç tanımadığın birisi. Diyor ki selamünaleyküm ben Allah rızası için sizin de iftar yapmak istiyorum diyor. Gel diyorsun, oh ne güzel diyorsun. Gel benimle iftarımı yap diyorsun. Benim soframı benimle paylaşıyorsun adamla. Paylaşım kültürü çünkü Ramazan'ın çok değerli. Sonrasında Tonguç Evren benim adama
hediye veriyorsun. Ya adam bir de bir yemek yiyor üstüne, üstüne bir de hediye veriyorsun. İşte o verdiğin hediye diş kırası. Osmanlı'da çok gelenek olan bir adet bu aslında. Güzel bir adet. Bu da aslında kültürümüzde Ramazan'da yapılan bir gelenektir diyoruz. Bu işte Tonguç evladım benim hediyeleşme diye adlandırabilirsin. Hazreti Davut'a baktığımız zaman da Hazreti Davut aslında peygamberlerden, hatta büyük peygamberlerden bir tanesi. Çünkü kendisine kitap, zebur indirilmiş. Hükümdar peygamberlerden bir tanesi. Kime gönderilmiş? İsrailoğullarına gönderilmiş. Hatta çocuğunun adı da Hazreti Süleyman. Kendisine zebur kitabı gelmiş Tonguç evladım benim. Ve çok enteresan bir hikayesi var Hazreti Davud'un. Hükümdar olmadan önce normal birisiymiş. Bu normal birisiyken işte çobanlık yapıyormuş aslında. Goliat denilen hatta Kur'an'da Calut diye geçiyor. Hatta Hazreti Davud'a Talut diyor. Yani dolayısıyla Goliat dediğimiz şey aslında Kur'an'da geçen Calut'tur ve ona karşı, Hazreti Davud'a karşı savaşan insan aslında bu. Ve bununla birbirleriyle savaştıkları zaman Davud Calut'u, yani Goliat'ı yeniyor. Sonrasında hükümdar oluyor ve hükümdar olduktan sonra da ülkeyi yönetmeye başlıyor. Bütün devlet hazinesi, mevlet hazinesi falan bunun elinde oluyor. Ama bununla fazla uğraşmıyor. Ne yapıyor? Demircilik yapıyor. Demircilikte de çok büyük gelişmeler yapıyor. Demiri şekle sokma, ondan sonra dövme, şekil verebilme mucizesini aslında kazandırıyor. Ve sonrası Tonguç evladım benim, 4 ilahi kitaptan bir tanesi Zebur kendisi iniyor ve Hazreti Süleyman'ın çocuğu. Sonrasında kendisinden sonra çocuğunu Hazreti Süleyman'a aktarılıyor ve burada enteresan bir şey var Tonguç evladım benim. Burada şunu söyleyeyim, güzel sesli aslında. Hani Türkçe'de şöyle bir şey var Tonguç'um, Davudi ses diye bir şey var. Aslında güzel sesli demek. Davudi dediğimiz şey aslında hani Davud'un sesi gibi. Sesimiz Davudi sesi mi hocam? Yani şu güzel sesleri Türkçe'de Davudi ses denir. İşte o ta Hazreti Davud'dan geliyor aslında diyebilirsin. Tonguç evladım, Hazreti Davud'da şöyle bir özellik var. Bir gün oruç tutuyor, bir günde ara veriyor. Yani normalde hayatı boyunca işte Hazreti Davud'un orucu denir aslında, hatta ona da. Bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyor. Bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyor şeklinde çok güzel bir geleneği de vardı. Onu da söylememiz gerekiyor. Rabbena dualarına baktığımız zaman Tonguç Hocam, Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Bir rahmetike ya remen rahimin, Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisap. Yani bunu açıklamak gerekirse, ey Efendimiz, yani ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi rahmetinle cehennem azabından koru. Ey merhametlerin en merhametlisi, ey Rabbimiz, ahirette hesabın görüleceği gün beni ve anne babamı müminleri bağışla diye çok güzel bir manası var. Bu aslında namazda son oturuşta okuduğumuz duadır kendisi. Nezaket kurallarına baktığımız zaman zaten insanlar ne yapmalı Tonguç evladım benim 3. ünitemizde? Selamlaşmalı birbirleri. Allah selamlaşmayı çok tavsiye ediyor. Yani selam aslında ne demek biliyor musun Tonguç'um? Barış demek. Mesela İsra suresi 53. ayette kullarıma söyle birbirlerine karşı sözü en güzel bir biçimde söylesinler diye geçiyor. Bu ne demek hocam? Bu nezaket aslında. İletişim ve konuşma adabı aslında. Sofrada da bir adap vardır Tonguç evladım benim. Selamlaşma da çok güzel bir gelenektir. Hatta şöyle bir şey var. S-A-A-S. Onların selamını o kafir de olsa, şöyle düşündüm Tonguç'um. Bir tane ayetinde şöyle geçiyor. Nisa suresi 86. ayette. Size bir selam verdiğinde ya daha güzeliyle ya da dengiyle cevap verin diyor. Yani yok o Hristiyan'dı, yok o Musevi'di, ben ona cevap vermem, selam ona. Öyle bir şey de yok. Bütün insanlara karşı biz selama karşılık vermemiz gerekiyor. Bu tabii İslamiyet'in kurallarından aslında diyebiliriz. Hazreti Lokman dediğimiz peygamberimiz de çok önemli bir, güzel bir peygamber. Neden diyeceksin? Çok güzel öğütleri var çünkü. Çünkü çocuğuna verdiği öğütler aslında bütün insanlığa verdiği öğütler. Oğluna öğüt vererek işte ey oğlucuğum Allah'a eş koşma. Mesela işte şirke karşı şirk koşma. Şirk demek Allah'a eş koşmak demek. Ya Allah değildir, Allah'ın yanında başka tanrılar da vardır demek. Bunu yapma diyor. Mütevazı ol diyor. Hani mütevazı, sanki yerleri gökleri yıkacakmış gibi yürüme diyor. Neden diyeceksin? Çünkü hani ne olacak ki, sen ufacık bir canlısın. Hani aslında onu söylemeye çalışıyor. Ondan sonra anne babanın hakkını gözet diyor ve namazı kıl diyor. Çok güzel öğütler veriyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor.
tahiyyat duasına baktığımız zaman Tonguç'um aslında ettehiyyatü lillahi ve selavatü ile başlayan ve tahiyyatla devam eden bir ayetimiz. Daha doğrusu duamız. Burada bütün iyilikler, güzellikler, ibadetler yalnız Yüce Allah içindir demek istiyor. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sana olsun, ki Kur'an'da övülen bir şey peygambere salat selam etmek. Aynı zamanda Tonguç'um tanıklık ederim ki Allah'tan başka tanrı yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bak burada selam var. Peygamberimize selam veriyoruz. İkram var, ihsan var, hürmet var, ibadet var. Aslında bunların hepsi tahiyyat turasına geçiyor. Ve sonuna geldik Tonguç evladım. Ufak bir özet yaptık. Biliyorum uzadı birazcık ama bütün konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Çok ne güzel oldu hocam. Üç üniteyi tekrar ediyoruz neredeyse. Hazreti Muhammed'in evliliği ve çocuklarına baktığımız zaman Tonguç'um, bir kere Hazreti Muhammed el-emin olarak biliniyordu. El-emin ne demekti? Güvenilir insan demekti. Hazreti Muhammed'in hayatına baktığımız zaman Hazreti Hatice ile evleniyor Tonguç'um. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra Hazreti Muhammed aslında 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice de 40 yaşındaydı. Sonrasında 4'ü kız, 2'si erkek olması 6 tane çocukları oldu Tonguç'um. İlk çocuklarının adını Kasım vermişlerdi. Ondan sonra Tonguç evladım benim daha sonra sırasıyla Zeynep, Kasım vardı. Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatma, Abdullah adlı çocukları dünyaya geldi. Fatma hariç tüm çocukları peygamberimizden önce vefat etti Tonguç abi. Öyle bir hazin bir problem yaşadı. Ondan sonra Hazreti Hatice'ye yüksek ahlakı sebebiyle biz Tahire ünvanını, lakabını kattık. Hatta Afife de deniyordu. Ve ondan sonra da hatta İslam'dan sonra da Hatice-i Kübra olarak da anılmıştı. Bunları da aklımızın bir köşesinde tutsak iyidir Tonguç'um. Tabii aile içinde örnek davranışları vardı peygamberimizin. Ondan sonra işte... Ebu Talip kim hocam? Ebu Talip ise Hazreti Muhammed'in aslında amcası. Hazreti Muhammed'in dedesine baktığımız zaman Abdülmuttalip. Babası Abdullah. Hazreti Muhammed geliyor, sonra çocukları Zeynep, Ümmü Gülsüm, Kasım, Rukiye, İbrahim ve Fatıma. Bunları da bilmemiz gerekiyor Tonguç Evren Bey'im. Hazreti Muhammed'in kim çocuğu, kim dedesi, kim amcası diye mutlaka bunları ayırt edebilmemiz gerekiyor diyoruz ve sınavımıza başlıyoruz. Of. Recep Şaban'la birlikte bilmem ne olarak bilinen aylardan olan Ramazan hicri takvimin 9. ayıdır demiş. Şimdi hangi aylardan Ramazan evladım Recep Şaban'la birlikte? Tabii ki 3 aylar olarak bilinen aylardan aslında Ramazan. 3 aylar olarak bilinen aylardan olan Ramazan hicri takvimin 9. ayıdır demiş. Evet doğru. Gerçekten de hani hicri takvimin 9. ayı. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim. Evet burada hemen ufak bir değişim yapabiliriz. Şöyle bir değişim yaptı Tonguç evladım senin için. Çünkü birazcık hafif böyle parlak bir şeydi. Dolayısıyla şimdi hemen onu düzeltiyorum. Teşekkürler hocam. O zaman diyor ki nokta nokta Allah rızası için tan yerinin ağarmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten oruç uzak durarak... Cevabı söyledim. Yapılan bir ibadet. Bu soruyu ben cevabı bilmiyorum evet, hocam. Evet söyleyebilirsin. Oruç. Evet tebrik ediyorum. Gerçekten cevabı söyledim yani. Burayı okurken uzak durarak diye oruç durarak dedim. Gerçekten de öyle. Tan yerinin ağarması dediğimizden başlayarak yani imsak. Sunshine. İmsak vaktinden başlayarak tam orucun başlangıç zamanı. Güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten, güneş batınca da tam aslında iftar vakti dediğimiz akşam namazının giriş vakti. Gün boyu yemek ve içmekten uzak duruyoruz. Yapılan ibadet oruçtur. Oruç tutmak isteyenler gecenin bir bölümünde kalkar ve yemek yerler. Yenilen bu yemeğe gecenin köründe kalkıp yediğimiz imsak vaktinden hemen önceki yemeğe biz sahur yemeği deriz Tonguç evladım benim. Bir iftarımız var. İftar yemeğimizde ne yiyoruz? İşte tam akşam namazı. 1,5 İskender, 2 Urfa, 3 tane de kebap yiyoruz. Elan dangı nasıl yiyorsun? Nasıl yiyorsun? Zafiyet geçiyor. Bütün gün kıvrandım hocam. Orucun başladığı vakte biz ne diyoruz Tonguç evladım benim? İmsak vakti diyoruz. İşte imsak vaktinden önce bir sahurumuzu yapmak zorundayız. Orucun açıldığı vakti ise Tonguç evladım iftar vakti diyoruz. İftar yemeği de denir aslında. Top patladı. Tam o sırada top patlar aynı zamanda tebrik ediyorum. Ramazan'da yatsı namazından sonra 20 rekatlık bilmem ne namazı kılınır. Ne bilmem ne namazı? Teravih namazı.
nokta nokta namazı dediğim şey aslında teravih namazı 20 rekatlık ve çok güzel bir nafile ibadettir diyoruz. Ve aynı zamanda dinen zengin sayılan Müslümanlardan kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için nokta nokta koymayı unutmuşuz da ne verirler Tunç Hocam'ın? Fitre verirler. Kendileri ve bakmakla kimseler için fitre verirler. Bu da aslında Ramazan'da verilen güzel bir sadaka niyetinde bir şeydir. Bilmem ne, Kur'an'ı iyi okuyan kimselerin cemaate dönük olarak Kur'an okuması, cemaatin de okunan ayetleri mushaftan yani Kur'an'dan takip etmesine denir. Tabii ki nedir? Mukabele. Bunu zaten demin söylemiştik. Mukabele genellikle Ramazan aylarında yapılır. Kur'an daha fazla okunmaya çalışılır. Neden diyeceksin? Çünkü Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir diyoruz. Hazreti Davud'a bilmem ne kitabı verilmişti. Ne kitabı Tunç Hocam? Zebur kitabı verilmişti. Hocam İncil kime verilmişti? İncil Hazreti İsa'ya verilmişti. Tebrik ediyorum. Kur'an Hazreti Muhammed'e verilmişti. Ondan sonra hangisi var Tunç Hocam? Tevrat. Tevrat Hazreti Musa'ya verilmişti. Zebur da Hazreti Davud'a verilmiş. Dört tane büyük peygamber, dört tane kitap olarak bilmemiz gerekiyor. Geldik Tonguç'um. Bunların çeşit hükmüne. Tabuda verilen oruç için hükümlerini iyili boşa yazız. Şimdi hüküm dediğimiz şey şu. Ramazan orucu aslında farz hükmündedir. Farz dediğimiz şey yapılması koşul kılınmış. Adak orucu dediğimiz şey ise vacip hükmündedir. Yani bunu yapmak hani farz gibi değil ama birazcık daha farza yakın diyebiliriz, düşünebilirsin. Şevval orucu dediğimiz şey ise sünnettir Tonguç evladım benim. Peygamberimizin hayatında olan şeyler bunlar aslında. İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü fakat zorunlu kılmadığı oruçların tümüne biz müstehap hükmündedir diyebiliriz Tonguç evladım benim. Hocam ve müstehap ne demek? Ben ne bileyim müstehap ne anlama geliyor hocam? Çok sevap demek aslında. Çok sevabı olan demek aslında diye düşünüyoruz. Geldik yukarıda hangisi orucu bozmaz yazınız demiş. Bilerek bir şeyi içip yiyip içmek bir kere orucu bozar, böyle bir şey olmaz. Neden diyeceksin? Çünkü Tonguç bilerek yiyorsun içiyorsun. Ya Allah için ne dedin sen? Ben Allah için oruç tutacağım dedin. Allah için oruç tutacağım dediğin zaman bir şey yiyip içmemen gerekiyor. Sen diyorsun ki hayır ben bunu yiyeceğim içeceğim. O zaman orucun bozulmuş oluyor. Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak. Bak bilmeden yutsan hani belki kaçtı ve farkına değilsin. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Ama sen bilerek yutuyorsun, o zaman bu da orucu bozar diye düşünüyorsun. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki, bu nasıl kalabiliyorsa olamıyor, bir yiyecek artığını yutmak. Yani şimdi şöyle, nohut tanesi zaten dişte kalsa ölürsün yani. Dolayısıyla sahurdan kalan bir şey, uykuya böyle dalarsan Allah korusun hani vefat edebilirsin. O yüzden böyle dişlerimizi çok iyi temizlememiz gerekiyor. Sahurdan önce dişlerimizi fırçalamamız çok önemli. Tabii bu böyle bozar mı hocam? Evet, bu da evet, nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak. Ya nohut tanesini fark edemiyorsan neden dangozsun? Dolayısıyla orucun bozulur diyoruz. Geldik uyumak dediğimiz şeyde, uyumak orucu bozmaz. Ben o zaman bütün gün uyurum hocam. Aynen, zaten öyle tipler de var. Orucu uyku orucu şeklinde tutuyorlar. Tabii ne kadar yanlış mı hocam? Allah bilir tabii ki. Biz nereden biliriz? Geldik yukarıdaki cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız demiş. Şimdi geldik Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 günü içindedir. Tonguç Adam, Kadir Gecesi gerçekten dünyadaki en mübarek gece. Neden diyeceksin? Allah da o gece bin geceden hayırlıdır diyor. Yani Kur'an'da da çok övücü ayetler var. Peki bu nedir bunun özelliği? Kur'an'ın indiği gün aslında, ilk indiği zamana biz Kadir Gecesi diyoruz. Kur'an Ramazan ayında Kadir Gecesi'nin içinde indi. Dolayısıyla biz Kadir Gecesi'ni hani son 10 gün içinde arıyoruz gerçekten de. Hani net bir tarih yok. Kimi diyor 21. günü, kimi 27. günü diyor. Belki de Ramazan'ın 1. günü, 2. günü bilemeyiz. Ama sonuçta son 10 gün içinde aramamız gerektiğini söylüyoruz. Normalde hani gelenek olarak son 27. günü olarak hesap ediliyor. Ramazan'ın 27. günü Kadir Gecesi diyor. Ama bu kesin net bir şey değil. Ve dolayısıyla biz de son 10 gün içindedir diye genel bir ifade kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim Recep ayında indirilmeye başlanmıştır demiş. Hayır Tonguç evladım, benim Kur'an-ı Kerim demin de söylediğim gibi Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Recep, Şaban, Ramazan 3 aylardır. 3 mübarek aydır. Ama Ramazan aslında bunların Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğu için çok özeldir. Rabbena duaları Ramazan'ın son oturuş kısmında okunur. Evet, Rabbena atina fit dünya haseneten duaları aslında namazın son oturuş kısmında okunan dualardır. Diş kirası
İftara gelen misafirlere verilen hediyeleridir. Evet doğru. Demin de söylediğim gibi kapını çalıyor adam. Yemek yiyor, üstüne bir de hediye veriyorsun. İşte o da diş kirası olarak adlandırıyorsun. Çok güzel değişik, bir şeymiş hocam. Değişik bir Osmanlı geleneği diyoruz ve bun, şu anda... Keşke Osmanlı çok... zamanında olsak keşke. Ne diyorsun? Saçma. Hocam hem yemeği yiyorsun hem hediye alıyorsun, sonra hadi görüşürüz. Aynen, gerçekten de bay bay değil mi? Her şeyi ye, ondan sonra götür, bir de hediye al üstüne. Çok kaliteli bir hayat. Diş kirası verecek. Hazreti Lokman Kur'an kiramı ver falan biliyorum. Hazreti Lokman Kur'an'da ismi geçen büyük peygamberler. Hayır Tonguç Eylem, kusura bakma, Kur'an'da ismi geçen büyük peygamber. Tabii büyük peygamber, küçük peygamber, bizim ayırmamamız gerekiyor. Ama biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Hani kitap verilen peygamberler birazcık daha ayrı bir yerde diye düşünüyoruz. Ama kesinlikle büyük ve küçük peygamber şeklinde böyle biz işte bu büyüktür, bu küçüktür, bunu. Öyle bir şey yok. Allah zaten bunu sizin ne haddinizdeki ayırıyorsunuz diye Kur'an'da ayette açık bir şekilde söylüyor. Hani Allah kendisi ayırt etmiş olamıyor ama bizim ne haddimizdeki onu ayırt edelim. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Hazreti Lokman'ın çok güzel öğütleri var ama mesela Hazreti Davud'a kitap indirilmiş. Hazreti Muhammed'e kitap indirilmiş. Hazreti İsa'ya kitap indirilmiş. Hazreti Musa'ya kitap indirilmiş. Bunlar aslında ayrı bir yerde. Hani şeye baktığımız zaman Hazreti Lokman birazcık daha farklı bir statüde diye düşünebiliriz. Tahiyyat duasına baktığımız zaman namazlarda otururken okunan bir duadır. Evet doğru. Ettehiyyat dediğimiz dualar aslında Rabbena gibi şeyler. Namazda otururken okunan dualar diyoruz. Geldik Hazreti Hatice'nin lakabı nedir? Söylemiştiniz hocam. Aynen. Hazreti Hatice'nin lakabını Tahire diyoruz. Çok güzel ahlaklı olduğundan dolayı böyle bir ad verilmiş. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir yazınız demiş. Hemen yazalım. Bir kere 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Ama isimlerini de yazmak istiyorum Tonguç Eylem'e. Kasım var. Abdullah var. Ondan sonra evladım Zeynep var Hazreti Muhammed'in çocuklarından. Ondan sonra evladım Rukiye var. O yüzden bu isimler genellikle Türk halkında da çok kullanılır. Evet. Neden? Çünkü Hazreti Muhammed'in çocuğu olduğunu bildiğimiz için. Ümmü Gülsüm var Tonguç evladım benim. Ümmü Gülsüm de aynı zamanda Tonguç evladım ve Fatıma. Aslında 6 tane çocuğu da 4 tane kız, 2 tane erkek olmak üzere. Tabii çoğu da vefat etmiş diye düşünebilirsin. Hocam ben bunu nasıl tekrar edeceğim şimdi? Şimdi bunların hepsini tekrar etmek için çok güzel bir kaynağım var. 0'dan 5'e tüm dersler var. Bunların hepsi anlatılıyor mu hocam? Evet. Bir kere yazılı videomuzu bitirmiş olduk. Şimdi bak hemen burada sana açmak istiyorum. Nereden tekrar edeceksin? Bir kere 0'dan 5'e kitabımızda Ramazan ve oruçla başlatın uçum. Ramazan ve oruç ünite 2'nin aslında ilk başı diye düşünürsün. Ünite 1 zaten ilk dönem bitirmiştik. Ünite 2'de Tonguç evladım. Hatta şöyle bir ufak bir operasyon yaparaktan sana daha güzel göstereyim. Ramazan ve oruç ünitemiz. Burada konuyu oku. Hemen burada sorularını açıyoruz. Burada konuyu oku. Kültürümüzde Ramazan ve oruç. Aynı zamanda Hazreti Davud, Rabbena duaları. Aynı zamanda nezaket kuralları, selamlaşma adabı. Ondan sonra iletişim ve konuşma adabı, sofra adabı. Dinimizde çok önemli bunlar. Aynı zamanda Hazreti Lokman'dan öğütler ve tahiyyat duası ve Hazreti Muhammed'in evliliği ve çocukları konusunu bitirirsen Tonguç'um, sayfa 275'e kadar gelirsen süper olur. Bunlar senin sınavda çok başarılı olmanı sağlayacaktır. Ve aynı zamanda Tonguç Eylem'in Zoru Bankası'ndan da çözebilirsin. Zoru Bankası'ndan da sınava tam çalışmak için, 100 alabilmek için ne yapacaksın? Ramazan ve oruçtan başlayacaksın. O da nerede? Hemen gözüme. Test 3. Yani sayfa 214'te Zoru Bankası, 5. sınıf Zoru Bankası'nda test 3'ten başlayacaksın. Test 3, 4, ondan sonra Ramazan ve oruçla devam ediyor. 5, 6 dediğin zaman aslında şuraya kadar. Aynen. Mesela şuraya kadar yapsan yeterli. Test 6'yı da yapma hatta. Evet. Test sayfa 221'e kadar test 6'yı yap ve bitir Tonguç Eylem'im. Test 6 ile beraber 3, 4, 5, 6 testini çözsen yeterli. Akıl notlarından bunları tekrar edebilirsin. Akıl notlarından. Bende akıl haritaları var hocam. Aynısı mı? Evet. Akıl haritaların aynısı aslında. Sadece cebe giren versiyonu. Ha, yanında gezdir. Buradan da hemen adab ve nezaket, tahiyyat duası, sofra adabı, Hazreti Lokman, peygamberimizin çocukları ve benzeri. Bunlara da bakabilirsin Tonguç Evlen Bey'im. Aynı zamanda Tonguç'um dörtlü motivasyon denemeleri çıktı. Bunun içinde din de var. Mesela sözel bölümdeki dini göstermek istiyorum sana. Sosyal bir din kültürü ahlak bilgisi testimiz de var. Burada çok güzel sorularımız var. Tamamı yatay sorulardan oluşmakta, yeni tarz. Dolayısıyla buradan da yararlanabilirsin Tonguç Evlen Bey'im. Şimdi o zaman ödülü sorumuzu yap Tonguç'um ve unutma Tonguç Evlen Bey'im.
din dersi yazılı videomuz devamı gelecek diyoruz. Ödül sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım.